Merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi'de bugün dalga aşındırması ve biriktirmesini işleyeceğiz. Ne haber Tonguç? İyiyim hocam. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim Tonguç. Dalga aşındırması deyince aklına ne geliyor Hocam dalgalar sürekli çarparak Tonguç? yeryüzünde Evet. şeyler oluşturuyor. Delikler oluşturuyorlar hocam. Evet, işte bu delikler dediğin şey esasında falez yani. Dalga aşındırmasının birinci şekli ve en önemli şekli. Hocam Daha... o düşecek gibi duruyor şu anda. Aynen. Mesela filmlerde görürsün böyle. Sen dizi izliyor musun Tonguç? Hocam ben şu anda dizi izliyorum hocam artık. Ya böyle kötü espri yapma. Arkadaşlar şu anda Tonguç dizine baktı ve dizi izliyorum dedi. Bu Dizi kadar izliyorum. Yani bu leş bir kadar. espri Aynen. yaptığım için pardon Şu an hocam. göremiyorsunuz Tonguç'un dizini ama dizine bakıyor. Neyse. Şimdi Tonguç'um, hatırlarsan filmlerde böyle bir adam gelir, öyle değil mi? Buradan Atlar hocam. aşağı doğru bakar ve atlar, değil mi? İşte o tarz yerler esasında birer falezdi. Hocam intihar etmek günah mı hocam? Oğlum ne alakası var konumuzda? Tabii ki Allah'ın verdiği canı almak doğru bir şey değil. Ama burada konumuz o değil şimdi bak. Kaynatmak için her şeyi yapıyorsun var ya. Benim zayıf noktalarıma dokunuyorsun Tonguç. Şimdi bak, burada dalga aşındırmasıyla bir oyuk oluşuyor. Bu aşındırma sonrasında bu blok çökecek. Niye? Buralar yumuşak tabaka. Sert tabaka duruyor aynen. Dalgalar da gelse, ne gelirse gelsin burası duracak. Ama yumuşak tabakalar, çökecek bloklar kendini belli ediyor. Bazıları da yer çekimine dayanamayarak zaten çökmüş. Mesela şurası yer çekimine dayanamaz ya belli bir süre sonra. Evet hocam. Aşağı doğru çökmüş. Falez dalga aşındırmasıyla oluşuyor. Peki Türkiye'de nerelerde görülüyor Tonguç falez? Hocam Antalya'da duydum. Antalya'da falezler çok meşhurmuş. Muhteşemsin bak. Akdeniz bölgesinde ve Karadeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel uzandığı için. Yani dağlar kıyıya bu şekilde uzandığı için Tonguç. Denizden gelen dalgalar buralara çarpıyor ve falez oluşturuyor. Ama dağların kıyıya paralel uzanmadığı. Mesela Adana'da, tamam mı? Falez oluşması imkansız. Adana'da Niye? deniz yok ki hocam. Aynen. Adana'da deniz yoktu yani. Adana'nın kıyı kesiminde mesela Ceyhan'da mesela, anlatabildim mi? Ha. Şimdi burada şunu demek istiyorum Tonguç. Türkiye'de dağların uzanış doğrultusu falez ya da delta oluşumunu net bir şekilde etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Şöyle. Mesela buralarda dağlar olmadığı için Tonguç delta oluşuyor. Anlaştık mı? Anladım hocam. Mesela nedir bu? Yeşilırmak ve Kızılırmak ırmaklarının oluşturduğu Bafra ve Çarşamba deltaları. Burada Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu Çukurova deltası var. Delta dediğimiz şey ovaydı değil mi hocam? Evet, akarsuların denizin derin olmadığı yerlerde yaptığı alüvyal biriktirme. Mesela burada Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes deltaları var. Niye? Yine dağlar yok. Ama şurada bir delta oluşabilir mi Tom? Şuradan bir nehir gelip de dağı aşıp delta birlikte biriktiremez. O zaman buralarda falez oluşuyor. O zaman şunu söyleyebilir miyiz Tonguç? Falez olan yerde delta olmaz, delta olan yerde falez olmaz. Diyebilir miyiz bunu? Ha, o zaman birbirini sevmiyorlar hocam. Aynen. Eğer bir yerde falez oluşuysa dağlar kıyıya paralel uzanmıştır. Delta oluşmaz. Bir yerde delta oluştuysa da dağ falan yoktur. Rahat rahat akarsular biriktirme yapıyordur. Bu Ama sefer faiz de olmaz. falez olmaz. Mükemmelsin. Şimdi bir de dalga biriktirmeleri var. Dalga biriktirmesi de çok önemli. Dalga aşındırması ne? Dalgalar aşındırıp falez oluşturuyordu. Biriktirmesinde ise şöyle bir şey var. Birincisi lagün. Buna deniz kulağı da deniyor, tamam mı? Anladım hocam. Lagün nedir biliyor musun? Şimdi bak, bilhassa Küçükçekmece ve Büyükçekmece göllerini biliyor musun? Sen eskiden kürek yapıyordun Tonguç. Hala yapıyor musun kürek? Hocam. İnşaatlarda kürekten bahsetmiyorum. Normal kürek sporu yapıyordun. Hocam kürek sporuna başlamıştım, sonra bırakmak zorunda Niye, kaldım. boğuldun mu? Düştün mü? Hocam dersler çok, ailem izin vermedi. Çok artık test çözmem gerekiyormuş ve bıraktım hocam. Mükemmel bir ailem var. Şimdi Tonguç, spor tabii ki önemli ama dersler daha önemli. Şimdi burada şu önemli Tonguç. Bu Küçükçekmece, Büyükçekmece göllerini hatırlarsan kara eskiden denizle beraber bir koy oluşturmuş orada. Tamam, yani sen gemi geldiği zaman Marmara Denizi'nde bu koya girip çıkabiliyormuş. Ama zamanla Koy hocam böyle koy demek yani ne demek koy, hocam? yani denize doğru yapılan girinti. Ha Hani anladım koyu hocam. içeri doğru giriyor, anlatabildim mi? Şimdi burada burası kara, bak sen burada deniz kenarındasın. Şurada da diyelim ki bir gemi var. Şurada bir gemi. Tamam mı? Gemi mesela burada durabilir. İçeri girebilir, koya girebilir, çıkabilir. Ama zamanla dalgalar biriktiriyorlar ve burayı böyle önce bir kıyı okut, sonra burayı kapatıveriyorlar. Ve burayı kapatınca burası artık bir neye dönüştü? Bak koy Göl. gitti. Aynen, burası koy gitti. Burası bir... Büyükçekmece Gölü öyle mi oluştu Aynen, hocam? Küçükçekmece ve Büyükçekmece gölleri bu şekilde oluşmuştu olmuş. Dalga biriktirmesi sonrası oluşmuş. Burası eskiden Küçükçekmece koyuydu. Şimdi büyük Küçükçekmece gölü oldu. Anlaşıldı mı? Anladım Gemi hocam. artık buraya girebilir mi Tonguç? Giremez hocam. Giremez. Hatta İstanbul'da öğrencilerimiz bilirler. Böyle Bakırköy'den o taraflara doğru giderken, yani Beylikdüzü'ne doğru giderken sağında göl vardır, solunda
Deniz vardı. Ha, Orası incecik bir yol var aynı hocam. işte orası esasında dalga biriktirmesi sağlam bir yol değil yani. Dünyada başka var mı böyle hocam? Dünyada buna benzer farklı yerlerde görebiliriz. Fethiye'de de var gene. Fethiye Ölüdeniz'de de böyle bir lagün görebilirsin. Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Fethiye'deki Ölüdeniz birer lagün örneğidir Türkiye'de. Anladım hocam. Şimdi dalga biriktirmesinde bir Tombala. tombala Çok deniyor. severim hocam. Tombalayı senin sevdiğini biliyorum. Gençliğinden beri hep tombala oynuyorsun ama burada onu kastetmiyoruz sonuç. Birinci çinko, ikinci çinko bu değil. Bu tombolo. Ama aynı tombalaya benziyor. Hani tombalada diyorsun ya bir şey sayıları tamamlayınca tombala diyorsun hani çinkoyu tamamlıyorsun. Burada da ne oluyor biliyor musun? Şimdi burada bir kara var tamam mı? Burada da bir ada var. Bunlar birbirine çok uzaklar değil mi? Uzaklar. Bu dalgalar biriktire 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 burada bir kıyı oku oluşturuyorlar tamam mı? Kıyı oku oluşuyor 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 oluşuyor. Kıyı oku en sonunda Yok artık. tombala yapıyor tamam mı? Yani burayı yakalayıveriyor. Art mesela Aa. Kapıdağ Yarımadası vardır. Şeyde Ayvalık'ta, Erdek'te. Ayvalık'ta, Erdek'te Kapıdağ Yarımadası'na gider gelirsin. Burası eskiden Kapıdağ Adası'ymış. Sonra Kapıdağ Yarımadası olmuş. Aa, şimdi hatırladım hocam. Anladın mı? Orada böyle mesela şeytan sofrası falan diye manzaralı yerler vardı. Evet Orada hocam. küçük adalar hep böyle kıyı oklarının birleşmesiyle tombalı. O zaman tombalı ne? Burası. Şurası da eğer şöyle kalsaydı, eğer ulaşamasaydı adaya buna biz kıyı oku diyecektik sonuç. Anlaşıldı mı? Tombolo eğer tombala yapabilirse yani adaya ulaşabilirse Anladım hocam. ulaşamazsa da kıyı oku. Şu ana kadar anlamadığım bir şey var mı Tonguç? Hocam zevkli zevkli isimleri var. Çok Tamam. eğlenceli yani. O zaman ödüllü soruyu yap beni mutlu et. Hadi bakalım Tonguç.